konuşuyor olmak, yıl 2018, 21. yüzyıldayız ve hala kadın erkek eşitliği konusunda bu kadar yüzeysel bakış açılarını ve görüşlerini eleştirmek durumunda kaldığımız için ben tüm ülkemdeki çağdaş ve medeni, kadınıyla erkeğiyle çağdaş ve medeni halkım adına büyük bir hicap ve utanç duyuyorum. Türkiye'nin bunu hiç hak etmediğine inanıyorum. Türkiye bu zihniyeti kesinlikle hak etmiyor. Türkiye bu mantaliteyi ve bu yönetim anlayışını kesinlikle hak etmiyor. Biz kadınıyla erkeğiyle Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Dolayısıyla asıl olan ne kadın erkeğin üstündedir, ne erkek kadından daha üstündür. İki el bir arada, kadınıyla erkeğiyle bir toplum bir arada bir sinerji üreterek çalışırsa ancak medeniyetler seviyesine ulaşabilir. Dünyada da zaten bunun örneklerini görüyoruz ve Türkiye'de aslında bunun en güzel örneklerini de Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bugüne kadar tüm dünyaya göstermeyi de başarmıştır. Ama ne yazık ki biz son dönemde işte hani baktım ben açıkçası uzay bilimi üzerine bir ihtisası var mı yok mu diye bu zatın. Aslında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanıymış. Yani muhtemelen sadece dekan olarak atanmış bir insan. Aynen. Zannetmiyorum ki uzay bilimleri konusunda herhangi bir ihtisası olsun. Zaten uzay bilimleri konusunda ihtisas sahibi olan bir insanın çok daha evrensel bir bakış açısına sahip olması lazım. O yüzden gördüğünüz gibi yani yönettiği bölümün belki ismi uzay bilimleri olabilir ama kafa taş devri. Şimdi bu tip bir zihniyetin Türkiye'yi bir yerlere götürmeyeceği net. Bu aslında herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ben merak ediyorum. Biz bunu konuşuyoruz bu programda ama böyle bir açıklama sonrasında mesela kendi partisi tarafından desteklenen AKP'nin kadın kolları başkanı, kadın kolları üyeleri ya da kadın milletvekilleri bu konuda neden bir açıklama yapmaz? Neden bir açıklama yapmaz? Neden yapamaz? Neden yapamaz? Dolayısıyla aslında bu açıklamanın kendi partisinden gelmesi ve gerekli yanıtın oradaki kadınlar tarafından verilmesinin çok daha anlamlı olacağına inanıyorum. Ama mesele şu, mesele aslında kadın erkek eşitliği konusunu kaşımalarının nedeni, zihniyetlerinin bu şekilde empoze edilmesinin nedeni aslında şu. Bu anlayış ve bu zihniyet bilime düşman, özgür düşünceye düşman, çağdaş yaşama ve medeniyete düşman. Peki neden bir zihniyet buna düşman olur? Bir düşünün. Neden özgürlüklere düşman olursunuz? Neden bilimden, soru sormaktan, pozitif düşünceden, kadın erkek eşitliğinden, demokrasiden neden korkarsınız? Ne zaman korkarsınız? Ne zaman ürkersiniz? Ne zaman düşman olursunuz bu evrensel değerlere? Bir düşünün. Yetersiz olduğunuzda. Yetersiz olduğunuzda. Zekanız, beceriniz, anlayışınız, dünya görüşünüz buna yetmediğinde bu tür kavramlara düşman olursunuz. İşte son dönemde maalesef Türkiye'de aslında bilimsel düşüncenin en güzel örneklerini veren bir Boğaziçi Üniversitesi olsun, bir ODTÜ olsun, bir İstanbul Teknik Üniversitesi olsun, bir başka Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi kalburüstü Türkiye'yi aslında ilerlemesinde büyük katkı sağlayan ve içinde emek yoğun işlere imza atmış bilim insanlarının bulunduğu üniversitelere neden düşmanlar? Neden düşmanlar? Bir düşünün. Üniversitelerin içlerini boşaltıyorlar. Bakın, binlerce akademisyenin işine son verildi. Bu akademisyenler bugün bizim çocuklarımızı, bizim gençlerimizi yetiştiremiyorlar. Pırıl pırıl gençlerimiz var bir tarafta, dünyayı tanımak isteyen, bilim, ilim alanında söz sahibi olmak isteyen, bir tarafta da birbirinden değerli akademisyenlerimiz var. Ama bu anlayış, bu ikisini ne yapıyor? Birbirinden ayırıyor. Üniversitelerin içini boşaltılarak.
Peki bunun yerine ne yapıyorlar? Bina dikiyorlar ve adına üniversite koyuyorlar. Kimi bunlara apartman üniversiteleri diyor, kimi de çadır üniversiteleri diyor. Bunları kuruyorlar. Sonrasında ne yapıyorlar? İçini kimle dolduruyorlar? İşte bu tiplerle dolduruyorlar. Bakın bir tanesi çıkıp diyor ki işte ben kadına oy verme. Sen verme zaten oy. Sen hiç kimseye verme oy. Zira oy vermek bir vatandaşlık bilinci gerektirir. Partizanlık değil. Aynı şekilde ne gibi bir zihniyeti taşıyan insanlar da dolduruyorlar bu üniversiteleri? Bakın gelirken hatırladım. Sayın Dündar da hatırlayacaktır. Sizler de öyle. Yine bir başka biliyorsunuz rektör olarak atanan kişi ne demişti? Erdoğan'a ibadet etmek farzdır demişti hatırlarsanız. Ve bunun yanıtını, bunun yorumunu, bunun cevabını aslında bizler değil. Gerçekten mütedeyyin, dine saygılı vatandaşlarımızın veriyor olması lazım. Bu ne demek diye. Evet, sen Erdoğan'a ibadet edebilirsin ama o ibadet ettiğin din İslam olmaz. Ve en önemlisi, bilimsel düşünceye, özgür anlayışa, ifadeye düşman olduklarının en bariz örnekleri bunlar. Daha ne yapsınlar diyorum. Yine çok bariz bir örnek daha var. Bunları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini düşündüğüm için altını çizme gereği hissediyorum. 10 Kasım'da biliyorsunuz toplumun çok önemli bir bölümünde büyük tepkiye neden olan malum bir ziyaret vardı. Diyanet İşleri Başkanı'nın işte kiminin fesli diyeli dediği, kiminin gerçekten vatan haini demekten imtina etmediği ki katılıyorum, bir kişiye yaptığı ziyaret vardı. Şimdi bakın, bu neyin göstergesi? Bu kişi hani fesli denilen ki bence aslında mecus falan demek de doğru değil. Bunlar gayet bilinçli ve stratejik olarak yapılan söylemler ve ortaya konan davranışlar. Eğer bir insan bir ülkenin kurucusu için şunu söylüyorsa, Mustafa Kemal'in ya da Mustafa Kemal, evet Atatürk demiyor, Mustafa Kemal'le herhangi bir muhabbeti olan, zerre muhabbeti olan, benim cenazeme gelmesin diyen bir insan, vatan haini olmayacak da kim olacak? Ben buradan halkıma seslenmek istiyorum. Ve dolayısıyla böyle bir tipe Diyanet İşleri Başkanı, bakın Diyanet İşleri Başkanı özel hayatında bu ziyareti yapabilir. Ama Diyanet İşleri Başkanı hatırlarsanız oraya cübbesiyle gitti. Yani tüm hepimizin vergilerinin gittiği, kaynak ayrılan ve hepimizin aslında hakkı olan Diyanet'in tamamını temsil eden o cübbesiyle bu tırnak içinde vatan hainini ziyarete gitti. Evet. Ve bakın ve ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, ben buradan inanıyorum ki hangi partiden olursa olsun bu ziyaret Türkiye'nin her yerinden büyük tepki topladı. Yani ben bu ziyarete tepki gösteren sadece CHP'li, MHP'li, İYİ Partili değil, AKP'li insanların da, seçmenlerin de Atatürk söz konusu olduğunda bu ziyarete tepki gösterdiğine inanıyorum. İnanılmaz bir tepki gördüm. Tabii, ama tabii AKP'liler evet, de gösterdi. Ama gayet tabii. Açıklama çok önemli Sayın Dündar. Bu açıklamayı yapmak zorunda hissettiler. Çünkü tabanlarından da tepki aldılar. Ama açıklamaya bakalım. Açıklama şöyle dendi Sayın Dündar hatırlayacaksanız. Yani bu zihniyetin aslında ne kadar bariz bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyduğunun göstergesi olarak söylüyorum. Dendi ki, Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyareti için, bu bir insani ziyaret dendi. Ben de buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Eğer siz gerçekten %99'u Müslüman olan ve dinini gerçekten icra etmek isteyen insanların hatrına,
gerçekten insani bir ziyaret yapmak istiyorsanız, bu ülkede açta açıkta olan, yetim öksüz olan binlerce, on binlerce çocuk var. Gidin onlara ziyaret yapın. İnsani ziyaret yapmak istiyor iseniz, gerçekten insani ziyaret yapmak istiyor iseniz, bizim dinimizin gereği de olan, biz ne deriz? Hiçbir zaman zorla, hiçbir zaman şiddetle hiçbir şey olmaz. Bakın bu ülkede son 10 yılda kadına yönelik, sadece kadına değil, her alanda yoğunlaşan, vahşileşen ve sarmal halinde büyüyen bir şiddet var. Ama kadınlar özelinde söyleyelim. Son 10 yılda kadınlara yönelik şiddet akla ziyan. 14 kat artmış. Değerli izleyiciler, 14 kat artmış. Siz gidin tecavüze uğrayan, şiddete maruz kalan, mağdur edilen o kadınlara bir ziyarette bulunun. Bravo. Ayrıca günde 40 çocuğumuz, yaşı küçük evladımız anne oluyor. Günde 40 evladımız. Siz insani ziyarette bulunmak istiyorsanız Diyanet Başkanı olarak, yani bu ülkenin bütün Müslümanlarını temsil eden bir kurumun başında olan kişi olarak gidin gazilerimizi ziyaret edin. Şehit yakınlarını ziyaret edin. Bakın en son yüreğimizi yakan bir olay yaşadık 2018 yılında. İki askerimiz donarak hayatını kaybetti. Bu bir utanç vesilesidir. Gidin o askerlerin ailelerini bulun ve onlardan özür dileyin. Ve insani ziyaretinizi bu asker ailelerine yapın.